Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merkez sistem doğalgazda petek ısınmama sorunları var. Şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir petek tıkanma olayları oluyor. Tabii bunu bireysel komüteki gibi şeffaf su gelene kadar böyle olaylar olmuyor. Çünkü ne kadar yapsanız da başkasının dairesindeki su gelip sizin peteklerde geziyor. Petek tıkanırsa tıkanıklığı gideriyoruz. O kadar. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bizim peteğimiz buz gibidir. Soğuk zaten. Burada merkez sistemden boiler var burada. Boiler gayet sıcak. Boilerimiz çalışıyor. Ana borularımız var burada. Şu gelen boru bir 45 derece var. Bu da dönüş borusu. Bir 30'a falan düşüyor. 25'e ya da 30'a düşmüş. Buradan geliyoruz. Buradan boiler var. Boiler sıcak. Orada kolektörler var. Oradan petekler dağılıyor. Burada mutfak peteği var. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bu yapacağımız yöntem merkez sistemdeki olaydır arkadaşlar. Öncelikle iki vanayı da kapatıyoruz. Evet. Şunu da kapatıyoruz. İkisini de kapattık. Evet, şimdi burayı açıyoruz. Şu yukarı tarafı. Şimdi su gelmez zaten. Çünkü vanaları kapattık. Böyle dursun arkadaşlar. Bunu böyle yaptık ki burada basınçlı su etrafa dağılmasın. Makine kullanmadan yapıyoruz. Evet, şimdi burayı açıyoruz. Şöyle. Evet, burayı açıyoruz. Aha, şu an siyah su geldi. Evet, bakın alttaki vanayı da üsttekini açıyorum. Şimdi orada su çoğalacak. Aha, su geldi. Siyah su geliyor. Evet, şimdi suyu kesiyorum leğeni değiştirmek için. Böyle yaptım. Şimdi o leğeni değiştiriyorum. Yeni bir leğen koyalım. Tekrar açıyoruz. Suyumuz biraz berraklaşacak. Bütün çamur pisliği varsa da varsa getirecek. Tamam. Şş, suyu kapat. Evet. Bir daha değiştiriyoruz. Açıyoruz. Tamam, pislik çamur ne varsa bu peteği tutuyor. Petek kullanılma sonra geliyor. Evet, o leğeni de değiştiriyorum. Şöyle var. Evet, bir suyu da. Suyumuz biraz berraklaştı. Şu burada bir yöntem yapıyoruz. Şu tıpayı tekrar geri takıyorum. Evet, o sırada leğeni de değiştirelim. Al o leğeni. Şimdi burada tekrar vanamızı açıyoruz. Su geliyor. Su buradan dışarı çıkınca şurası açık. Buradan dışarı çıkınca tıpayı tekrar açacağız. Bu üstteki kirleri de toplasın atsın diye. Şimdi bir de vanayı kapatıyorum. Evet, burada su geldi. Buradaki tıpayı bir daha açıyoruz ki şekilde bir daha sonra ne var ne yok bütün pisliği geçsin. Evet,
Evet arkadaşlar, şimdi bu peteğimiz temizlendi. Tam merkezi sistem olduğu için berrak bir su gelmeyecekti. En fazla bu kadar olur. Şimdi bu peteği temizledik. Tıpamızı alıyoruz, tekrar takıyoruz. Buradaki vanamızı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Şimdi peteğimize su gelecek. Buradan su çıkacak. Burada hava olayı falan kalmamalı. Bu tıslama olayı bittikten sonra peteğin havasını da alıyoruz. Aksın biraz daha böyle iyice. Yani şu anda henüz ısınmadı. Çünkü bu petekte şu an devir daim yok. Sadece alttaki kapalıdır. Sadece üstten giriş girmişiz. Daha sonra altı da açıyoruz. Alt vanamızı da açtık. Peteğimiz devir daim yapsın. Bir güzel. Buradaki tıslamalar bitince bu petek hazırdır. Evet, sanırım bitti. Kapatıyoruz. Evet, şu an bu peteğin temizliğini yaptık. Şimdi ısınmasını bekleyeceğiz. Sıcak su gelmeye başladı. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin. Bay bay.